Peki hocam, böyle bir siyasi ortama e, Aşık Paşa doğuyor. Evet. E, Aşık yani şöyle soracağım. E, aile çok enteresan bir aile. Evet. Biz daha önce burada Taşköprülüz Adeleri konuşurken orada da fark ettik. Yani Geriye doğru bir tarihi olan bir aile. Yine Aşık Paşa ailesi de sanki öyle bir aile. Kişisel kanaatim e, Orta Asya Şaman ailesinden Hı. geliyor. Yani bu Müslümanlaşan ama... Çok üst bir e, elit gruba mensup bir aile ve bu elit politik bir elitlik değil, daha çok kültürel dini bir elitlik. Dolayısıyla e, Muhlis Paşa, onun babası Baba İlyas, ki Horasan'dan gelen büyük oranda o. E, onların e, kökeni belki Garipname'yi konuşurken de göreceğiz. Garipname'de de yer yer bunun izleri var. Yani o kültürün izleri var. E, o Türkçecilikleri de biraz bundan kaynaklanıyor. Yani belirli bir kültürün seçkini oldukları için ailecek hı hı. o kültürü muhafaza etmek aynı zamanda kendi kimliklerini de ve kendi otoritelerini de devam ettirmek anlamına evet. geliyor. Bu basit anlamıyla bir nostaljik Türkçecilik değil. değil yani evet. Türkçeyi savunmakla kendi kimliğini ve kendi etki alanını, otoritesini de savunmuş oluyor. Öyle yani de oluyor. Dede bakıyor. Baba İlyas Tabii. Babası Muhlis Paşa. Paşa kendisi Aşık Paşa. Elvan Çelebi. Elvan Çelebi o da bir tarih Tabii. menakıp namesini yazıyor ki menakıp name önemlidir. Hı hı. Ee, ben menakıp nameyi başka birkaç yerde de söyledim. Bir sufinin epistemik ispatıdır. Çünkü formal bir bilgi değil ki bu. Düşünebilir bir bilgi değil. Yani siz bunu mantık kurallarına göstermiyorsunuz. Bir iddianız var. Bu iddianın ancak temsillerinizde eylemlerinizde yani ortaya çıkar. Dolayısıyla menakıp kaydetmek, yani bir sufinin diyelim ki Abdülkadir Geylani'nin ya da ne bileyim ben Şahı Nakşibendi'nin menakıbını yazmak demek böyle inanıyordu ve böyle yaşadığı göstermektir. Dolayısıyla bir epistemik ispatlama aracıdır o sufinin. Dolayısıyla Elvan Çelebi'nin menakıbı da böyle bir şey. Yani Aşık Paşa ve onun babası Muhlis Paşa onun babası babayla nasıl yaşadı? Evet. Ne iddia ediyorlardı? Hangi epistemik düzlemin insanı? Tabii edilen. tabii. Bunu göstermeye çalışıyor. O açıdan Menakıbname'den biliyor Hatta biliyorsun Aşık Aşıkpaşazade. Zade, İlk Osmanlı tarihini yazan da o, tabii torun. Hmm. O Hocam, açıdan. Ben burada Çok şimdi, etkili bir şimdi, aile yani. Evet. Eee ile ilgili açıklamanız da güzel oldu. Ben konuklarıma soruyorum genellikle Menakıb'ı nasıl anlamlandırmalıyız diye. Evet evet. Yani ...çoğunlukla bir tür tarihsel malzeme gibi bakıyoruz. Yok ben öyle görmüyorum. E, öyle yani. değil diyorsunuz. Şimdi şöyle düşün. Diyelim ki ben bir Sufi şeyhiyim. İddialarım var. Ben bunu metin olarak yazmıyorum ki. Hı hı. Formel bir şey değil bu. Evet. Çünkü bak buna belki geliriz ama... ...benim temel bir iddiam var bu konuda. Özellikle Aşık Paşa üzerinde... ...ben bunu daha önce de konuştum. Sufilerin iddiası bilinebilir ve düşünebilir... ...bir dünya etmek, inşa etmek değil... Hmm. yaşanabilir bir dünya inşa etmek? Bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Çünkü bilinebilir ve düşünebilir dünya formeldir. Siz bu bilinebilir ve düşünebilir dünya inşa ettiğiniz ona uygun yaşamanız da gerekmiyor. Devlet adamı olabilirsiniz. Yani Schopenhauer'ın felsefesi içinde denir ya Şopenhauer'a sormuşlar hani sen nihilizmi hı hı. ve ölümü e, yüceltiyorsun. Yüceltiyorsun ve felsefenin sonucu bu ama sen çok hayata tutunmuşsun. <laughs> Verdiği cevap şu. Hiçbir heykeltıraş yaptığı heykele benzemez. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzelmiş, Şimdi güzel. Şimdi böyle bir şey değil e, sufilerin yaptığı. Onlar yaşanabilir bir dünya peşindeler. E, düşünebilir ve bilinebilir, bilinebilir. dünyada dünya. Siz daha çok insanın düşüncelerini, formel yapısını, mantıkla, dille, matematikle inşa ettiği bir çerçeveye bakarsınız. Ama sufiler düşünceyi önemsemekle birlikte duyu ve duygunun da düşünceye katıldığı bir yapıyı önemsediklerinden dolayı. Hem menakıplarına dikkat ederseniz, menakıp niye menakıptır? E çünkü sadece düşünce yok orada. Orada yaşanmışlıklar var. <laughs> orada duyular var. Diyelim ki yolda giderken işte Mevlana e, çürümüş bir kömek e, köpek iskeleti gördü. Herkes burnunu kapatırken o "Aa ne güzel dişlerim var." dedi. Şimdi i̇şte bakın burada bir e, düşünülür bir yapı ya da bilinebilirlik bir formel bir yapı yok. Onun herhangi bir çürümüş bile olsa e, bir mahlukla girdiği ilişki oradaki duygu durumu oradaki e, hissiyatı ifade ediyor. Dolayısıyla menakıp e, mantık kitabı niçin yazılır? Sizin düşünebilir bir dünya kurarken takip ettiğiniz yöntemi hmm, çok çok güzel e, Menakıp ise sizin duyu ve duygu durumunuzun sistematiğini gösteriyor aslında. Yani siz onu öyle bir serimliyorsunuz ki böyle düşünüyorum ve bak nesnelerle bu şekilde irtibat kuruyorum. insanlarla bu şekilde irtibat kuruyorum diyorsunuz. Şey, o açıdan gerçekten çok önemli bir şey. Yani. Miyarul ilimle mizanul amel gibi. Aynen öyle ama bu mizanul amel yine de miyar ilme bağlı bir mizanın amel. <laughs> evet. bu, çünkü orada duyu ve duygu yok. Siz formel biçimsel yapılarda duyu ve duyguyu karıştıramazsınız. Evet. Ee, soyut bir özneden soyut bir insandan hareket ederek bilinebilir ve düşünebilir dünyayı kuruyorsunuz. Burada ise insan yok, insanlar var. Hı hı. Eşya, nesneler var, hayvanlar var, bitkiler Cimaller var. Değil. Top tekimlerle. yekün tekillikler içerisinde. Her bir tekillikle olan irtibatınız çünkü hepsi sizi farklı sınıyor. Evet. Anladım Yani ağaç farklı sınıyor, hayvan farklı sınıyor. Kadın farklı sınıyor, çocuk farklı sınıyor. Bu sınamalarınızla olan ilişkiniz sizin menakıbınızı oluşturuyor. Dolayısıyla sizin tutarlılığınızı gösterir bu. Nasıl ki siz herhangi bir teoriyi e, uygulandığı anda onun nesneyle olan ilişkisindeki tutarlılığını takip ettiği yöntem açısından belirliyorsanız menakıba bakarak bir sufinin ile eylemi arasındaki irtibatı kurabilirsiniz. Hocam e, şeye e, bu menakıp mevzusu güzel oldu ama biz Konuya Siyasi geçelim. Hayır şey, zaten şey diyeceğim tabii bunu şunu şey bağlayayım Aşık Paşa'ya. Aşık Paşa'nın derdi, Yunus'un derdi, e, Hacı Bektaş Velî'nin derdi o dönemde e, yaşanabilirliğini kaybettikleri bir dünyayı tekrar nasıl inşa edebiliriz? Hı hı. Şimdi buraya çok önemli buranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani dedik ya bir önce şehri kaybettik. Evet. Devletleri kaybettik. Ortaya bir e, dehşet ve korku dönemi var dehşet ve korku döneminde insanların en önemli tepkisi üzlete çekilmektir. Düşün Sadettin Konevi gibi büyük bir arif Malatya'da ne diyor Moğol şeyini duyunca? Ahiret saati geldi. Herkes başının çaresine baksın. Yapılacak bir şey yok. Diyor. Karamsarlığı biraz Müthiş bir abi. karamsarlık var. Tabi e, dikkat edersek bak e, niçin uzleti, uzletçi tasavvufu eleştiren en büyük kafalar bu dönemde ortaya çıkıyor. Hmm. i̇bn İbni Teymiye'den başla. Şemsettin İsfani, Yusuf en Mizzi değil mi? Ee, şey İbn Teymiye'nin öncesi. Modern tasavvuf eleştirileri de biraz bu buranın üzerine yani Moğollar karşısında tepkisizlik gibi ama bence bir tepkisizlik Te tam tersine. Tam tersine. Şimdi tepki olarak ikili, ikili her zaman ikili yani, yani. şimdi yaşanabilir dünya inşa etmek aslında tam bir tepki e, mevzusu yani. Tam da ben onu söylüyorum. Şimdi fukaha da aynı tepki veriyor. Bir kısım fukaha Direnişi seçerken bir kısım fukaha toplumu korumak için işgalcilerle anlaşmaya çalışıyor. Evet. Yani bu bu dönem bugün, bugün nasıl yaşıyorsak o dönemde de öyle. Tasavvuf da aynı tepkiyi veriyor. Bir ekip hı hı. E, uzletçi bir e, tasavvufu sanıyor çünkü korku ve dehşetin olduğu yerde çekilmeyi öneriyorlar ve işte dediğim gibi bu çekilmeye karşı e, büyük bir grup düşünür. Taceddin Subki'lerden, Tut İbni Teymiye'lerden, İbni Kayım El Cevziye'lerden, Şemsettin İsfahane meşhur bizim evet, evet. e, kelamcımız Yusuf Mizzi, ondan sonra Taküttin Subki gibi. Ama bir taraftaki bir grup Sufi'de, İbn Arabi de buna dahil. Hı hı. Ondan sonra e, Ko Sadreddin Konevi, yani irfani gelenek tamamen dahil buna. Aşıkpaşa, Yunus Emre, e, Hacı Bektaş, Veli gibi Sufiler de tam tersine bir direniş hattı oluşturup şehri yeniden inşa etmenin, ve o yaşanabilir dünyayı yeniden kurmanın imkanlarını taşıyorlar. Şimdi bunun bu uzlet fikrinin Moğol işgali yanında bir de entelektüel bir arka planı var. O uzun bir konu ama biraz bunun Endülüs felsefesinden beslenen bir tarafı var. Hatırla İbni Bacca şehirde kendine bir ada kurdu. Evet şey yalnız yönetim Tabii İbn Teymi şey, İbn Teymi diyorum. İbn, İbn adaya gitti. Evet. Ee, şey ise eee İbn Rüşd ise e, hakikat içerisinde kendi hakikatini yaşamayı önemsedi. Burada da bir aslında burası da besliyor bunu. Niye bunu nereden biliyoruz? Hani şöyle diyebilir bir dinleyicimiz. Ya bu sizin yorumunuz. Hayır o dönemde İbn Nefis bunları reddiye yazdı. Evet. Siz Uzleti savunuyorsunuz bu tasavvufta bir fark yok. Yani uzdetçi tasavvufta hı hı. bir fark yok. Tam tersine şehirde insan ahlakını kazanır. Şehirde insan kemalini kazanır. Şehirde insan kendini gerçekleştirir. Ee, evet. adada değil. Evet. Ya da uzdet halinde değil. Dolayısıyla bunun böyle bir fikri arka planı da var. Ve bu isimlerin Mısır'da çıkmasının ki hemen hemen hepsi Mısır, Şam, Kayra Şam hattında yaşıyor. Ortaya çıkmasının nedeni de bu uzdetçi entelektüel arka plana karşı çıkmak. Anadolu'daki Yunus Emre, Aşık Paşa ve benzerinin ortaya çıkması da üzücü pratik tasavvufa karşı çıkmak. Hocam, bu çok şimdi... önemli bir nokta.